2022. Balıklar, yükseleni balıklar, ay burcu balıklar, değerli takipçilerim, değerli danışanlarım, beni beğenen, takip eden, emek veren, emeğime saygı duyan herkese kocaman güzel bir yıl olsun. Bütün şans kapıları, çalacağınız bütün kapılar size açılsın. Bence yılın en şanslı, en keyifli, en idealist bu yılı balık burçlarında. O yüzden şansları çok doğru değerlendirdiğinizde gücünüz, iletişim ve iş alanlarınızla alakalı temel noktalarla ilgili ne istiyorsanız karlı çıkacağınız, Jüpiter'in iyicil yönüyle sizin en çok hayal kurduğunuz iş alanınızdaki kendinizle ilgili yönlerinizin daha had safhada çıkacağı, kendinizi çok iyi ispatlayacağınız ve hedeflere en iyi şekilde dokunacağınız yılın tadını keyifle çıkartın diyorum. Özellikle yer değiştirmek, farklı alanlar, farklı projelerde yer almak isteyen balık burçlar için kartlar sizin için açılıyor. Bu kartları doğru tercih ettiğinizde konum ve yükseliş ve paranızla alakalı kötü giden her şeyi iyileştirmeye, yılın sonuna kadar bu verimliliği en iyi şekilde tadacağınız bir nokta olacak. Eğer devlet sınavınız varsa, devletle ilgili girmek istediğiniz ya da büyük kurumsal sınavlarınız varsa bunları çok rahat bir şekilde atlatıp kendi gücünüzle iyi bir şekilde hayatınıza katkılar sağlayacaksınız. Yani Jüpiter'in iyicil enerjisi sizin eviniz ve sizin düzeninizde en rahat ve maddi konularla ilgili olacak sıkıntıları da yavaş yavaş adeta yaradan sizi koruyormuş gibi her şeyden böyle sıyrılıp bütün haklarınızı tek tek almak için savaşacağınız ama tatlı savaşma olacağı bir yıl. Şimdiden güzellikler olsun diyorum. Evet, şöyle kendi işini ya da iş arayanlar için şanslı bir yıl. Başarınızda sıkıntı olmayacağı, girmek istediğiniz kapılardaki artık sorunların geçeceği, aracı kurum, aracı insanların bile size çok rahat ulaşıp bu iş sana uygun deyip bu fırsatları yaratacağı bir yıl. O yüzden hadi balıklar gözünüzü açın, uzun süredir her şeyim ters gidiyordu, toparlanamıyordum, ne olacak diyorsanız bu yıl bütün Rabbimin size verdiği kapıları sıkı tutun ve bunlarda kalmayı, bunlarla savaşmayı, bunlarla başarmayı öğrenmeniz lazım. Kurumsal büyük firmana geçiş konularınızla alakalı yöneticilerinizdeki yaşadığınız krizler, mobbing uygulamaları, size yapılan haksızlıkları artık geride bırakacağınız ve kendinizi en iyi şekilde rahat koltuğunuza sahip olacağınız, hatta koltuk değişimleri, kendi alanınızdaki keyfinizi güzel bir kahveyle yudumlayacağınızı söylüyorum. Şimdiden bunun tadını çıkartın. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız da lütfen ortaklı da yapabilirsiniz. Ortaksız fikriniz de olabilir. Aileyle alakalı ortaklı süreçleriniz varsa bile bu kapılarınızda da aksilikler yok. Paranız size tık tık, hani gözünüzü kapatıp bu iş sizin, bunu ihaleye girmek istiyorsanız bu sizin, kitap yazmak istiyorsanız bu sizin, bu okula girmek istiyorsanız bu sizin diyeceğiniz bir enerjidesiniz. Bunları çok doğru şekilde değerlendirmemiz lazım. Özellikle bu sene 12. evimiz, duygusal yalnızlığımız, duygusal evremiz bizi belki bu konuda zorlayabilir, yalnızlık arayabilir. Kalabalık enerjilerden daha çok kendi ruhunuza, duygunuza, ruhunuza ihtiyaç duyabilir. Bu ara hijyenik konulara çok fazla takıntılı. Eve gelen misafir koltuğu silmek, camı silmek, pencere silmek, kabı, hijyen konularına çok fazla takıntılı olabilirsiniz. Ve umulmadık düşmanlıklar, çevrenizdeki inandığınız kişilerin düşmanlıklarına da, ummadığınız, asla yapmaz dediğiniz insanların düşmanlıklarına da açık kalmanız lazım. Fakat bu yıl sizin için yılmama yılı, başarma yılı, başardıklarınızı alma yılı olacak. Yani iş konunuzda toprak işi yapacaksanız bile yapın. Tarım, satış, araba, tamirat, ne istiyorsanız yapmanızı, yani davarcılık, koyunculuk, atçılık, ne istiyorsanız bu yıl. Yani bugün süpürgeyi tuttunuz, sokakta temizliyorsanız paranız size dokunacak, her şeyin en verimli noktası olacak. O yüzden iş konularınızda, işsizseniz bile iş kapınız şimdiden hayırlı olsun. İş mahkemenizin iadesini bekliyorsanız bu yıl bitmeden bunların parasını, hakkını, işe iadeniz, işle ilgili pürüzlerinizle ilgili yapılan iftiralar, yapılan mahkemelerle ilgili haklı ve kazançlı olacağınız bir yıl. Hadi bakalım, bu kazançların size o kadar güzel bir noktada erişeceğini hissedeceksiniz ki mutluluğu, enerjiyi ve size ait noktadaki problemlerin hepsini en iyi şekilde yapacağınız bir nokta olacak. Aşk konusunda inanmayı,
size söylenen her şeye inanmak isteyeceğiniz bir yıl. Yani karşımızdaki sevgilinize güvenmek isteyeceksiniz. Onunla gelecek planları yapıp, belki bu ilişkiler konusunda belki o kadar şanslı olmayabilir. İlişkilerinizin sizi çok fazla yıpratacağı, güvendiğiniz kişilerin size duygusal anlamda zarar vereceği ve bunlarla alakalı krizlerde de kendinizi bulamamayla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden ilişkiler biraz sizi zorlayabilir. Özellikle evli çiftlerde boşanmalar, tartışmalar, ailevi konular ve para konularında tartışmalarda ilişkimizde iplerin kopma dediğim noktayı bir 4. ayın 9. aya kadar yaşanacak tartışmalar, kavga, evden gidilecek, çocuklarla anne evine siz gideceksiniz, o gidecek. Böyle kaoslar yaşanacak ve yıl sonu itibariyle boşanma kararları içerisinde olan balıkların hepsi kendi istediğiniz doğrultuda boşanıp yeni yollara, yeni evrelere geçmiş olacaksınız. Evlilik planı içerisinde olan balık burçlarında da bu yıl bitmeden kesinlikle evliliğiniz, kesinlikle hayat, hatta çocuk düşüncesi olanlar için de güzel çocuklar, güzel oluşumlar başlangıcı olacak. Çocuklu olan balık burçlarında da ev taşınma, yeni eve geçme, yeni yuva konuları ile ilgili kurallar oluşacak ve bu kurallarda huzur ve mutluluk söz konusu olacak diyorum. Kayınvalideniz, kaynananız, kocanızın tarafı, görümceniz, eltinizle sorun yaşayabilirsiniz bu yıl. Bunların kıskançlıkları, bunların lafları, bunların sözleri evliliğinizin düzüne saçma sapan laflarla gelebilir. Dedikodunuz mahalleye yayılabilir. Bu dönem giydiğinize, ayakkabınıza, kıyafetinize, takınıza dikkat edin. Çok fazla dedikodunuz etrafta dönecek diyorum. En çok da yakın arkadaşlarınızla geçireceğiniz ve onlarla alakalı yaşadığınız özlemleri, okul, yani ilkokul, ortaokul, lise arkadaşlarınızla bu sene bol bol vakit geçirip ya da üniversite arkadaşlarınızla keyifli alanlar, keyifli noktalar size iyilik getirecek, korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara ilişkim geri gelecek mi diyenler için evet geri gelecek. Geri gelecek de yine sana çileli bir hayat getirecek. Yani yeni insanları beklemek, size yeni insanların dokunmasına da fırsat verin. Artık buradaki evreyi kırmanız, bu yıl aşk evrenizi kırmanız lazım. Çünkü parayı her türlü, iletişimi her türlü, ticareti her türlü, borçlarınızı her türlü çözeceğiniz bir yıl. Ama ilişki evrenizi çözmediğiniz sürece 12. evinizin verdiği yalnızlık, korku, kendi içinize kapanmak, kendi dünyanızda sizi unuttuğunuz ve gizli olan noktalarla ilgili düşmanlarınızla yüzleşmenize sebep olacak. O yüzden kendinize çok sağlıklı ve doğru beslenmenizi, hijyen takıntılarınızdan da çıkmanızı istiyorum. Sağlık konusunda evet hijyen takıntınız, kendinize ait noktaları belirledikten sonra en büyük ağız aflarınız, rahimle alakalı yumurtalık kiste ya da üreme organlarınızla ilgili yaşayacağınız sorunlar, biraz ameliyatlık prostat sorunlarınız olabilir ya da üreme organlarınızla yaşayacağınız iltihabik durumlar sizin vücudunuza zarar verebilir. Bunları bir an önce çözmeniz gerekiyor diyorum. Eğitim konusunda en çok yapmak istediğiniz yeni oluşumlar, yeni evreler size gerçekten mutluluk getirecek ama yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışı fikri olanlar 7. aydan sonra bu kapılar sizin için çok parlak bir şekilde açılacak. Hedeflediğiniz kapılarla ilgili anlaşmalar, yenilikler söz konusu olacak. Yarım bıraktığınız dil eğitiminiz, farklı alanlardaki eğitimleriniz için bu yıl radikal bir şekilde eğitimlerinizi tamamlayıp kendinizi bulma evresi. Kırgın olduğunuz akrabalarınız, küs olduğunuz akrabalarınızla bu dönem yumuşak geçişler yapmanızı istiyorum. Çünkü onların yılan yönleri, karmaşık ifadeleri size çok büyük zararlar verebilir. Bu arada en çok evde elektronik olan bu yıl, en çok elektronik eşyalarınızda bozulma, kırılma, çalınma durumları söz konusu olabilir. O yüzden dikkat edin. Bir de borçlu olduğunuz ve unuttuğunuz kişi size mahkeme açabilir. Bununla ilgili risk altında olabilirsiniz. Borç ya da unutulan bir şeyi de kontrol etmeniz sizin için sağlıklı. Çocuk tedavisi ve de çocuğu olmayan balık burçları, evet şanslı bir çocuğunuz olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Hatta ikiz bebek sahibi olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Mesela bilişim üzerine ya da bu tarz eğitim ve bu tarz iş alanlarında olanlar, yurt dışı ile ilgili projelerinizde çok büyük bir başarı, ihalenizde ödül olabilir. Hatta kendi markanızla ilgili büyütmek istediğiniz planlar için çok güzel anlaşmalar var. Bunları hayata geçirmeniz, bu mutluluğun tadını şimdiden çıkartın diyorum. Bu yıl size hayatta ne istiyorsanız sevdiklerinizle, umutla, aşkla gelsin ama
büyüklerinizin haksız, yani anne ve babanızın ya da büyüklerinizin size karşı haksız düşünceleri olduğunuzu, sizi yargıladıklarını düşünüyorsunuz. Bence onlara siz abartıyor olabilirsiniz. Onların sizinle ilgili bir sorunu yok. Senin kendinle sorunun var. Bunları çözmen lazım. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel bir yıl olsun.